Ben sana sual veririm. Ramiz Mehdi'ye babas doktorluk yazdı. Onu baktım orada yazmaya. O Havan Akademik seçildi. Ne yapayım? Bizim çokumuz orada öyle güzel alimler var. Yazıklarımı işleyebilmiyorsan. Ben yaştan yeri tanıyorum onların içerisinde. Büyük dünyada alimler var. Onları işlemeye koymuyorum. Bu benim adamım değil mi? Benim adamım ne der? İneğe derler bu benim ineğimdir. Bu ineğin yersi kimdir? Bu itin yersi kimdir? Adamın da yersi var ha. Bu ülke neye çevrilir? Bak şu. Değerli izleyiciler, Kanal Olsun efirinden sizlere salamlayıram. Efirde ben Şamimi sizinleyem. Onarım ise hürmetli, herkesin sevimlisi olan tüm bilimlerin namzeli Reşit Mahmut oldu. Reşit Mahmut, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Reşit Mahmut, hele vaxtı sizinle görüşmürük. Bu müddet ərzində ülkede ve dünyada bir sıra hadiseler baş verdi. Bilirsiniz ki, yeni başlayandan beri ilk olarak bağlaşma prosesi başladı. Ötən ildə doğrudur bağlaşma prosesi getmişdi. Ancaq ilin ilk günlərindən unun və çörəyin qiyməti qaldırıldı. Ardınca isə ətin qiyməti bağlaşıbdı. Hazırda hökumətin bu attığı adımları necə qiymətləndirirsiniz? Əhalinin bugünkü sosial durumunda bu bağlaşma qərarı nə dərəcədə doğrudur sizcə? Bu açıq deyirəm, müsəqqəti deməliyik, mən siyasətçi deyiləm, mən nə iqtidar da deyiləm, müxalifət də deyiləm. Ortada həqiqəti deyənəm, mənim öz düşündüyüm sözləri deyirəm. Bu koronavirus dünyanın ekonomiyasını, iqtisadiyyatını çöktürüb. Bu bağlaşma gözlənilirdi. Bəlkə də hələ bundan qabaq olacaqdı bu bağlaşma. Bunun qarşısını almaq da qeyri-mümkündür. Çünki ona görə ki, bilirsən nə qədər çətindir, başqa ölkələrdə də, təkcə bizdə yox, hər yerdə bu olub. Mən belə hesab edirəm ki, bu koronavirusun bəlasıdır. Bu vardı ki, dövlətimiz bunu nəzarətdə saxlayıdı, kontrolda saxlayıdı. İnsanların vəziyyəti çox aşağıdır. Xarici ölkələrdə maaş çox yüksəkdir. Onların qazını da artırmaq olar, ışığını da nə bilim, nəyini də. Amma bizdə isə insanların maaşları çox aşağıdır. Maaş aşağı olduğu üçün insanlara bu qədər əziyyət vermək olmazdı. Ona görə də prezident düzdür, yanvardan sonra artım elədi bəzi doğrudan da maaşların artırılması, o cümlədən əmək haqqının və bir də pensiyacıların əmək haqqını artırdı. İndi mən deyə bilmərəm ki, o artıb bunu kompensasiya eləyəcək. İnanmıram eləsin. Genə də insanların vəziyyəti ağırdır, çətindir o. Rəşid müəllim, doğrudur, prezident təqaüd və əmək haqlarını müəyyən qədər artırdı, amma siz də qeyd edirsiniz ki, bu bağlaşma insanların sosial durumuna cavab vermir. Amma biz bir şeydə nəzər salmalıyıq, bizim kənd təsərrüfatına illərdir çox böyük milyardlarla vəsait deyərdim ki, yatırım qoyulur. Baxılır ki, kənd təsərrüfatımız niyə inkişaf etmiş, niyə biz taxıl istehsalı aşağı səviyyədədir, burada idxalı yüksək səviyyədir. Bilirsiniz ki, prezidentin Ukrayna'ya səfərindən sonra Ukrayna'da topaqlar icraya götürür, taxıl ekmək üçün razılıq alınıb. Siz bir dünya görmüş adamsınız, təcrübəli adamsınız. Azərbaycan topaqları taxıl ekmək üçün yararlı deyil mi? Və yaxud qoyulan bu investisiyalar bu topaqların səmərliliyi üçün niyə istifadə olunmayıb? Bilirsiniz necə doğru? Birincisi, hər bir iş üçün o sənəti bilən adam qoymalıdır oraya. Deyir, Avropalılar niyə qabağa gedir? İşi iş bilənə tapşırlar, o olur orada. Bizdə isə, bir deyirsən, fizika müəllimini gətirib kənd təsərrüfatı nazirində bir vəzifə verirlər. Nə bilim, matematikanı qutaranı bir vəzifə verirlər və yaxud başqa sənətkarları gəlib orada vəzifə verirlər. Onlar heç buğdan bəlkə taxıl bitkilərdən nələr aid olar bilmirlər. Yaxşı var ki, İlmi tədqiqat institutları var, bizim taxılçılıq institutu var. O institutla birlikdə kənd təsərrüfatı nazirliyi əlaqə saxlasın. Bizim böyük torpaqlarımız var, böyük sahələrimiz var. Orada elə buğda yetişdirmək olar nədər? Adicə mən öz rayonumdan götürürəm, mən Gədəbəydəyəm. Gədəbəydə spor deyilən bir yer vardı oğul.
Bir de oradan keçib gedirdik, bir de baktım yeri alıblar kartuş ekipler. 3 sene kadar kartuş, 3 hektar alıblar, dereden de su gelir, yağış yağmanda da o suyla böyle çilenler. 3 sene məhsul almışlar. Daha önce gittim 30 hektar alıblar. Bizim indi kent cemaatda torpaq verirler. Bizim özümüzün 1 hektar yerimiz var. Ne ekem var, ne biçem var. Ne mesela insanlar bilirsen tembelleşmiyor. Kentte de kocalar kalıblar esasen. Cavanlar hamısı şehre gelirler. İş yerleri olmadığı için, maaş alabilmediler için. Bizim torpaqlarımız çok yararlıdır. Çoxlu tahılda ekmek olar, biçmek durlar, yaratmak durlar. Bilirsen neyse bunlar düz yoluna koymalı. Kent Təsərrüfatı Nazirliyiyle, mesela için tahıl artırmak istersen, tahılçılığın üstü var. Onlar gelip elə tahıl ekmeldiler ki, orada insanlarımıza nedir? 10 milyon ahalini saxlamağa ne var ki? Aslında burada istehsal olunu kifayet kadar, bir tam onda 8 milyon benim bildiğim kadar yaşamayalım. Ancak istehsal olunan tahıl burada keyfiyetsizliği, ancak yem için istifade olunur. Bunun keyfiyetini istehsal etmeye olmaz mı? Yok, ona göre de sortlar var oğlum. Ayrı ayrı sortlar var. Azerbaycan torpağına yararlı sortlar var. Onlardan istifade olunmalıdır ve yüksek keyfiyetli tahıl elde olunmalıdır. Siz ne danışırsın? Onu öyle böyle hazırlayırlar. Hamısı basmemedilir, yem için hazırlayırlar. Maraqlıdır. Yem için hazırlanan tahıl kifayet kadar varsa, niye ətin qiyməti qalxır o halda? Ətin qiymətinin qalxması da insanlarda bir narazılıq doğurur. Ətin qiyməti olur. Gerek mallara saxlanılsın. Azerbaycan'da çoxlu koyun sürüleri var idi Sovet dövründe. Onda her adamın malı, ineği, koyunu vardı. İndi bütün örüşlerin hamısını yerlenibler. Ayrı ayrı memur alıblar, meşeleri alıblar. Hiç kese icazı vermir oraya malını aparsın. Ona göre mal saxlayan yoktu. Koyun saxlayan yoktu. Ona göre etin kıymeti bağlaşmalıdı. Gelin, ben Türkiye'de de bu problem var. Türkiye'de etin kıymeti en bahadır. Niye? Onlar güzel, meşeli, güzel zatlar var. Onun otlarını özleri biçimliler, akşi. Onlar samanı, ne bileyim ben neyi, otu Bulgaristan'dan getirirler. Baha kıymeti ona göre de malın kıymeti ne olacaktır? Etin kıymeti baha olacaktır. Başka şu durumda yani malın yemini Bulgaristan'dan alırlar. Ona göre onlarda et bizden kat kat kıymeti yüksektir. Rəşid Məlim, bayağı da qeyd etdim. Müstəqil ekspertlərin qeydlərinə görə müstəqillik dövründən bəri Azərbaycanın iqtisadiyyatına, kənd təsərrüfatına, daha doğrusu 60 milyarddan çox vəsait sərf olunub. Əgər bu xərclənən vəsait səmərə verməyibsə, bu qədər vəsait niyə boşuna xərclənir o zaman? Oğlum, onu kənd təsərrüfatı işçisinə verir sualı. Bəli, əslində ona verməzsən, mən kənd təsərrüfatı işçisi deyiləm. Mənim öz düşündüyümü deyirəm. Bax ki, yəni, bunlar bizdə torpaqda yararlıdır. Bu da toxumları seçib gətirib, yaxşı toxum səpmək lazımdır. Her torpaq için ayrı-ayrı, bilirsen onun tərkibini öyrənir o torpağın. Hem de o buğdanın, öyle buğdalar var ki uzundur onun zadı. Demeli sülbülü yukarıda, öyle buğda var boyu aşağıda. Öyle yer var ki aşağı boyunu buğda yemeye lazımdır. Öyle yer var ki yukarı. Onların hamısının mənası var o torpağı. Qiymətləndirib, onun elmə əsası olmalıdır o yəni, əsasız əkinlərsə elə olacaqdır. Elə pambıqla bağlı da bir geriləmə qeyd olunub. Bugün asılan məlumata görə Azərbaycanda pambıqçılıq istehsalı hər hektara görə aşağı düşüb. Bununla əlaqədar Türkiyə nümayəndə göndərilir. Yəni bu qədər kənd təsərrüfatına sərmayə qoyulursa, biz niyə yenə bu kənd təsərrüfatı aşağı səviyyədə qalmalıdır? Ümumiyyətlə, bu kənd təsərrüfatının naziri İnan Kərimovun fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Mən onu kənd təsərrüfatı işçisinə verir o sualı. Mən deyə bilmərəm onu. Çünki mən nə qədər taxıl istehsal edirlər, nə qədər kartuşka istehsal edirlər, nə qədər başqa arpa və s. Onları mən bilmirəm. Onu kənd təsərrüfatı işçisinin birini çağır, ondan soruş, siz nə ilə məşğulsunuz və niyə bu? Onlar cavab versin. Kənd təsərrüfatı nazirinin bir köməkçisini çağır, mabinini çağır, ondan soruşur. Çox xahiş edirəm. Qeyd etdim, ölkəmizdə insanların sosial durumu düşmək
Ondan sonra da insanlar keskin yoksullaşmaya doğru gidildi. Aileler sıkılmaz vaziyette yaşayırlar. Bilirsiniz ki ilin evvellerinde Kazakistan'da çok büyük ciddi felakete sebep oldu bu ithal aksiyaları. Orada da mayı gazın artmasına göre insanlar küçülere akıştılar. Ancak bununla alakalı Azerbaycan'da bazı ziyalılar tek tek istimaiyet muhalefete seslenirler ki kıymetlere aşağı salın. Buna bakmayarak hükümet kıymete aşağı salmak istemiyor. Sizce Azerbaycan hükümeti bu başlayanlardan bir netice çıkartmalı mı? Bizde de bu itirazlar alınmalarsa gel. Eğer bizde de yukarı dağ kaldırılsa ben inanmıyorum ki insanlar mütlak isyana giderler. Böyle şeyler olmamalıdır bizim ülkemizde. Buna nezaret olmalıdır ve insanlar o derece çatırılsa ben çok korkuyorum. Burada Azerbaycan'da isyan olmamalıdır. Onların içine gittiler, çağırdılar. Rusları geldiler. Ne, hayır mı verdiler? Yok. Onların maksadı başka. Tabii ki hayır vermediler. Devleti için çok zerbe vurdular. Çok zerbe vurdular. O Tokayev Rus tabiatlı. Özde Rusya'na yaşayıp Rusya'nın KGB'si olup, devletin karşıda sefer olup, o Rus'a kulluğu eden adamdı. Nazarbayev de milli adamdı. Nazarbayev'i aradan boşan vurdular. Hem Turan devleti yaradırdılar. Orada Asya'da hem Turan devletine karşı bir ziyan verdiler bu Ruslar, hem de aynı zamanda Nazarbayev'i araladılar, Tokayev'e verdiler. Tokayev birbaşa Rus'un düşmanı adlandırdılar Tokayev'i. Menden biram o uzun müddette geçsin, zorla adamı orada saklayabilmezler, ne Rusya saklayabilmez. O kadar da çok diri baş kalktı. Yakin ki onlar öz normal neyini görebilirsen yeter de ol. Bu ülkede yakışı kurmuş olmasa, yakışı kayda kanunu olmasa, yaratılmasa, insanların yaşaması için, insan güler yüzünden yaşamırsa oğul, o ülke dağılacak. Ne bilirsem polisle saklama olar, ne başka devletin kömeğine saklama, mümkün değil böyle şeyler. Bilirsen bu demokratik ülke yaratılmalıdır. Demokratik ülkenin yaranması ülkenin inkişafına sebep olacak. Öyle bizim de bu başvurulardan hükümetin ders çıkarması lazımdı mı? Ben böyle hesap ediyorum ki lazım. Bizimkiler de bunları anlamalıdırlar, başa düşmeliler. Allah eylemesin bizde öyle şeyler olsun. Onlar demeli emir verirler. Hiç Allah'ın esker gelende kimse karşıdan gelen askeri stoy, stilirat budur. Yani yan öldüreceğim değiller. Bunlar hiç onu demeden gülleriyle kırıklar. Minnet çok adam ölür. Yalanla değiller. Yürkmeler 149'la verilmezler. Yalan şeydi. Çok adam ölür. Çok adamlar özlerini öldürürler der. Milli adamlar özlerini öldürürler. Polisler özlerini öldürürler. Yaşın Hanım, siz bayağı kayıt ettiniz ki bu altın kıymetlerin artmasına cevap vermiyor ve hakkı ve muhabbetlerin artması. Elbette ki vermiyor. Bilirsiniz ki ülkede kifayet kadar işsiz insan da var. Bende var. Bu işsiz insanlar bu artımların mukabilinde ne etmeli, kıymet artımının mukabilinde. Bilirsiniz ki işsizliğiyle bağlı sığorta hakkı da düzgün ödenilmiyor insanlar. Bunlar meşgullük idaresine müracaat edilir. Ancak reis müracaatları düzgün karşılanmıyor. Belki de il ərzində bir 3-5 bir adam işsizliği üzere sığorta hakkı alır mı, almıyor mu tahmin? Yani hakikaten öyle. Yani bu işsizlerin nezere alıp alınmıyor. Buna göre bunu kaptan koyarak diyorum insanlar. Ben size açık diyeyim ki bu Einstein'e sual verirler nece yaşıyorsan değil bilirsen mi ki yukarıdakiler yani pulu çok olan adamlar yaşayırlar. Orta babalar şikayet edilir. Ve kasıplar, ben ise hemen şükür okuyorum. Şükür edilir. Allah şükür. Ne şükür et artık. Bir damcı. Bu insanlar oğul. Böyle idare etmek düzgün değil. Meğer gerek ki düzelecek bizim ülkemiz de öyle böyle değil. Bizim ülkemizin bizce o memurlar harokkalara yığıp saklamasa yakışıdır. İnvestisyon koysun o da gelir gelsin.